Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 1980'li yıllarda ilk kez Yeşillik ve Lahana grubunda fide üretimine başlayıp bölge üreticisine de örnek teşkil eden Galip Uysal, kurumsal kimlikle birlikte kırbaşı fideyi kuruyor. Firma bugün aylık 20 milyon üretim kapasitesiyle Türkiye'nin geneline hitap ediyor. Sofraların vazgeçilmezi olan marulun onlarca çeşidi bulunuyor. Her zevke ve damak tadına uygun yeşilliklerin tüketimi sağlıklı bir yaşam sürmek adına da önem taşıyor. Tarih, turizm, tarım. Bu 3T'nin en önemli geçim kaynakları olduğu Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeşillik üretiminde fideciliği başlatan isim olarak Galip Uysal'ın adı geçiyor. 1980'li yıllarda başarının temelleri atılıyor. Kırbaç fidecilik ismini beldemiz olan Kırbaçlı Beldesi'nden alır. Burada yaşadığımız için ismini Kırbaç Fide olarak koyduk. 1988 yılında liseyi bitirdikten sonra babamın ana işi çiftçilik olduğu için tarımla başladık. İlk iceberg marulunu 1988 yılında ektik. Ektiğimiz maruldan sonra marul bizim ana işimiz olmaya başladı. Aradan geçen 10 yılda kabuğuna sığmayan Uysal, üretim alanı ve bölgesini genişletmeye karar veriyor. Bu düşünce üzerine gidilen Muğla Ortaca, firmanın ticari yaşamında adeta dönüm noktası oluyor. Biz dedik ki buralar bize az geliyor, biz kabuğumuza sığmıyoruz. Ne yapmamız gerekir? Biz dedik daha denizde üretim yapalım, sahilde üretim yapalım ki ya daha çok para kazanalım, kışın mal çok para ediyor, niye olmasın dedik. Arkasından biz Muğla Ortaca'dan yer kiraladık Fevziye Köyü'nden. Bu kiraladığımız yerde biz marul üretimi yapmaya başladık. O an için fide yoktu. Fideyi yabancı ortak olan firmalar Türkiye pazarına daha yeni girmişti. Onlar yapıyorlardı ama çok yüksekli şartlar. Orada Mehmet diye bir abim vardı. Biz mümzerliğe iş yapıyorduk. O adam bu işi biraz daha işte görmüş bir yerlerde. İnsört'te ben marul tohumu verdim, fide üretti. Bu ürettiği fideyi seraya dikti. Benim tarlalara Allah tarafından yağmur yağmur sel bastı. Ben iflas ettim. Bizim Mehmet abi de para kazandı seradan. Biz iflas edincesi beynimizde bir şeyler uyanmaya başladı. Ya dedik biz ne yapacağız? Bu işi nasıl kazanırız? Nasıl toparlanırız? Nasıl toparlanırız? Sorunun cevabı net. Serada üretimle. Ancak şartlar kolay değil. Komşudan alınan 50 gram tohum Galip Uysal için ayağa kalkışın sembolü oluyor. İflas etmiş vaziyette geldik. Vallahi yiyecek ekmeğe muhtacız. Yapacak bir şey yok. Komşunun biri 50 gram sağ olsun bir çay bardağı tohum verdi. Onu aldık. Öbür taraftan marul kasalığında topraktır, gübredir, kumdur karıştırdık. Bir şablon yaptık. 60 metrekarede sera yapmıştık tahtadan. Üzerine bir naylon çektik. Bunun içerisinde başladık. Kar zarar hesabı serada fide ile yapılan üretimin avantajını ortaya koyuyor. 3 dönüm yeri 750 liraya sattık 99'da. Arkasından 10 dakika normal kendi mümzerle üretim yaptığım, ek iş yaptığım yeri onu da 750 liraya sattık. Dedik ki ya biz niye 7 dönüm fazla yere baktık? Biz bu işte zarar ediyoruz. Galip Uysal ve ekibinin kendi seraları için yaptığı ilk fide üretimi talep görüyor. Zaman içinde de kapsam genişliyor. Kendimiz için fide yapmaya devam ederken 99'da kendimize yaptık, 2000'de kendimize yaptık. 2001'de akrabalarımız biz bunu yapıyoruz ya, benim dayım bu tarımla uğraşıyor. Dediler ki ya bize de yapar mısın? Onlara vermeye başladık. Oradan komşular, komşular derken tabii yıl geçiyor, 1-2 yıl daha geçti. Bu sefer Galip Uysal öne çıkmaya başladı. Galip Uysal ne yapıyor? Marul yapıyor. İşte Beypazar'a dağıtmaya başladık. Beypazar'dan arkasından devam etti. Adana'ya göndermeye başladık. Bu Galip Uysal olarak dönüyorduk. Nallıhan İlçe Tarım Müdürlüğü, Galip Uysal'ın işlerini daha kurumsal bir çatıda sürdürebilmesi adına yönlendirici oluyor.
Resmi prosedürlerin ardından Galip Uysal, Ankara'da ilk fide üretim ruhsatını alan üretici oluyor. Nallıhan İlçe Tarım Müdürü'nün yanına vardım. Nallıhan İlçe Tarım Müdürü dedi ki, ben dedim sana fide yapacağım. Kardeşim sen kimsin dedi ya. Ya ben Galip Uysal'ım. İşte maliyeden vergim bu, kaydım bu. Ben bu işi yapıyorum. Ben fide yapıyorum kırbaçında dedim. Olmaz dedi. Senin dedi bir üretim iznin olması lazım. Bir üretim ruhsatın olması gerekir. Sen bana bir önce bunları göstereceksin. Ondan sonra ben senden fide alacağım dedi. Ana dedim lan ne oldu bu neymiş? Geldim Beypazarı İlçe Tarım Müdürünü aradım hemen. Müdürüm dedim ne var Galip Bey dedi. Fide üretim ruhsatı varmış bu ne dedim ya. Bana bundan lazım yoksa ben fide satamıyorum. Tamam o kolay dedi. İşte oradan belgelerimizi hazırladık. İşte ziraat mühendis çalıştırmamız gerektiğini mecburi. Arkasından bütün üretim ruhsatlarımızı aldık. Ankara'da ilk fide üretim ruhsatını ben aldım. Galip Uysal olarak aldım. Şirket bünyesindeki çalışmalar 2004'te başlıyor. 2004'ün Aralık ayından sonra biz kırbaç olarak çalışmaya başladık. Şirketimizi o şekilde geliştirdik. Bunu da yaparken bizim ana temel ürünümüz marul yetiştirmek. Bölgesel, iklimsel ve yöresel olarak da bizim yaptığımız iş buydu. Ve iyi bildiğimiz iş buydu, en iyi bildiğimiz. Marul ve lahanaya ağırlık verdik. Bu iş üzerine Türkiye'de yaptığımız işi kendimizi ihtisaslaştırdık. Galip Uysal, Beypazarı sınırlarını aşıyor ve Türkiye'ye fide yetiştirir hale geliyor. Yaz döneminde Türkiye içerisinde Antalya'nın yapamadığını, Çukurova'da yapılamayan, İzmir'de yapılamayan ürünleri biz buradan Türkiye onlara sevk etmeye başladık. Sıfırdan başlayıp emekle yoğurduğu başarı öyküsünde hayallere sınır koymuyor Galip Uysal. Arkamızdan gelen nesli işimize adapte edip holding düzeyine çıkartmak. Onları istihdam sahibi yapmak, bir yönetici olarak, bir idareci olarak yetiştirmek. Onlardan bir tanesi de zaten şu anda ziraat mühendisi olaraktan kızım bu mezun oldu. İşimizin başına geldi. Devam ettirecek. Büyüklerinin işi büyütmekle ilgili hayallerini paylaşan 3. kuşak temsilci Aslı Uysal, ziraat mühendisi olup üretim sürecinde sorumluluk üstleniyor. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri mezunuyum. Bu sene 2014 senesinde mezun oldum ve işletmenin başına, babamın hayalleri doğrultusunda gelen işletmenin başına ben geçtim. İnşallah bundan sonra da doğru, güvenli şekilde üretimi ve okuldan aldığım bilgilerim ve kendi bilgilerimle birleştirerekten, pekiştirerekten yapmaya devam edeceğiz. Üretim sorumlusu İsmail Uysal, aile bireylerinin birbirlerine ve işlerine duyduğu inançla kenetlendiğini söylüyor. Elde edilen başarıda ailenin her bir ferdinin ayrı ayrı emeği bulunuyor. Babam, abim, ben ve eşlerimiz olarak biz bu yola çıktık. Daha sonra işte devam ettik. Önce kendimiz üretimi yapıyorduk. Daha sonra dedi ki ticariye döndürdükten sonra işte amcam, dayım, komşum sürekli olarak hep aynı şekilde devam ettik. Hem köyümüzde istihdam yapıyoruz hem aileler birbirine bağımlı kendi kırbaçından göçü önlemeye çalışıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yaratırken kırbaşından göçü de önlemenin gururunu yaşayan firma üretim alanını her yıl biraz daha artırıp 30 bin metrekare alana ulaşıyor. 60 metrekareden başladık. Şu anda 17 bin metrekare kapalı alanda. Toplam 30 bin metrekare açık alan dahil olmak üzere üretimimiz var. Ağırlıklı olarak marul grubu üzerinde ve aynı zamanda lahana grubu beraberinde üretimimize devam ediyoruz.
Fideler bebek gibi bir bakımla özenle yetiştiriliyor. Hem serada hem de çimlenme odasında kontrollü bir ortam yaratılıyor. İlk aşama bizim sipariş bölümündeki elemanların siparişleri almasıyla birlikte başlıyor. Siparişe gelen ürünler biz gününde teslim edebilmek adına ekimlerimizi yapıyoruz, tohum ekimini yapıyoruz. Tohum ekimini tamamen kontrollü koşullarda, kontrollü ortamlarda herhangi bir hastalık ve zararlılığın oluşamayacağı şekilde gerçekleştiriyoruz yine aynı zamanda. Çimlenme süresi değişkenlik gösteriyor. Fidelerin gübre ve su ihtiyaçları ziraat mühendisi Aslı Uysal tarafından yakından takip ediliyor. Çimlendirme odalarının kontrolü, her tohumun kendi çimlendirme isteğine göre kontrollü koşulları yarattıktan sonra fideleri çimlendirmeye alıyoruz. Çimlendirmeden çıkmış olan fideleri tekrardan seraya aktarıyoruz. Ve seraya geldikten sonra yine kontrollü koşullarda kontrollü gübreleme, sulama işlemlerini yapıyoruz. İşletmemizde ürünlerimizde kimyasal girdi kullanımı olmuyor. Ürünler doğal ortamlarında, doğal şartlarında üretilmeye devam ediliyor. Üretim süreklilik gerektirir diyor İsmail Uysal. 12 ay boyunca durdurak bilmeden yeşillik üreticisine fide temin ettiklerini dile getiriyor. Türkiye'deki iklim şartlarından dolayı sıfır deniz seviyesinden daha yüksek kesimlere kadar 1500 rakımlara kadar marul ekimi devam edebilmekte olduğu için 12 ay üretimimiz var. Aynı zamanda marul, ağırlıklı marul olduğu için de şu anda devam ediyoruz. Uysal, üreticileri doğru zamanda doğru fideye yönlendirmeleriyle birlikte çiftçilerle aralarında sarsılmaz bir bağ oluştuğunu ifade ediyor. Bu güven duygusu uzun vadeli iş anlaşmalarının da temeli oluyor. Çiftçimizi doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Çünkü ben Antalya sıfır rakıma şu anda marul istiyorum demiş olsa ben o çiftçimize marul tavsiye etmem. Çünkü niye? Sıcaktan, iklim, bölgeden dolayı marul düzgün bir şekilde yetişmez. Hem çiftçimiz zarar eder, ben de aynı zamanda çiftçimi kaybetmiş olurum, müşterimi kaybetmiş olurum. Bunun için şey değil. Nedir? Ha, derim ki size Eylül ayından sonra siz sahile dikim yapabilirsiniz, sıkıntı olmaz. Dediğim zaman insanları doğru yönlendirdiğimiz zaman bizim için insanlar sürekli bizi tercih ediyor yani. Ziraat mühendisi Aslı Uysal tercih edilmelerinin en önemli etkenlerini ard arda sıralıyor. Biz kalitemizi olduğu gibi aynı şekilde hani homojen olarak devam ettiriyoruz. İkinci sebebimiz müşteri memnuniyeti her şeyden önemli önce geliyor. Ve ürünlerimizin kısa sürede müşteriye kendi aracımızla, kendi araçlarımızla, kendi kontrolümüz şeklinde ulaştırılması, müşteri memnuniyetini artırması nedeniyle bizi başarılı kılan etkenler arasında sayılıyor. Firmanın işi satışla bitmiyor. Satış sonrası hizmet önemseniyor. Bir nevi danışmanlık hizmeti veriliyor. Fideyi sadece üretmekle kalmıyoruz. Ürettiğimiz fideyi teslimatı, sevkiyatı da bize ait olduğu için tarlaya kadar sevkiyatını yapabiliyoruz. Daha sonra gidip aynı zamanda da kontrolünü yapabiliyoruz. Çiftçimizi yönlendiriyoruz işte. Nedir? İşte şu eksikliği var. Sulamada, gübrelemede, ilaçlamada bu eksikliklerden dolayı da yönlendirebiliyoruz çiftçimizi. Marulun soframıza ulaşmasına dek geçen süre 3 ayı buluyor. Bize fide siparişi geldikten sonra biz tohum ekimini yaptıktan sonra çeşitlere ve türlere bağlı olarak da 1 ay ile 35 gün arasında değişen bir sürede biz fidelerimizi yetiştiriyoruz. Daha sonrasında üreticiye gittiğinde yine onların yetiştirme periyotlarına bağlı olarak da 60 günde, işte marulsa 60 günde kısa periyotlara ya da uzun periyotlu karnabahar, lahana, brokoli gibi türlerde 90 ila 120 güne kadar yetişiyor. Yani genel periyodun toplam günü o kadar süreyi alıyor. Firma kurucuları İsmail ve Galip Uysal sözlerinin sonunda kaliteden ödün vermeden üretime devam edecekleri vurgusuyla bugüne dek kendilerini tercih eden tüm üreticilere teşekkür ediyor. Çiftçimizin arkasındayız, verdiğimiz müşterilerimizin arkasındayız. Türkiye'de marul ve lahana grubu nerede üretiliyorsa biz kırbaç fide olarak hem arkasındayız, sürekli olarak da oradayız yani. Bizimle çalıştıkları için teşekkür ederiz.
başarılarımızın, süreklerimizin daim olmasını isteriz.